Bu video uzaydaki kaynakların kullanılmasıyla ilgili bir de aslında çok önemli bir konu var. Uzaya açılma, uzayın derinliklerine ulaşma. Bunun için önce işte yere yakın yörüngeden yani dünyanın çevresinden ileriye doğru açılmamız gerekiyor. Bir burada, atlama taşı gerekiyor. Yani. Evet, bir atlama taşları gerekiyor. Bir de aslında kaynak gerekiyor. Bakarsanız bu yansıda uzayda gök taşlarında bulunan değerli madenlerden bahsediliyor. Mesela platin. Tabii çok önemlisi su. Onun dışında uzaya erişim çok önemli. Uzaya ekonomik olarak şu an aslında uzaya açılmanın önündeki en büyük engel uzaya erişim. Yani roket teknolojisi. Çok pahalı bir teknolojisi. Onun dışında uzay araştırmaları için yine çok ekonomik. Yani ekonomi diyorum. Ekonomi çok önemli. Her şeyin çok uygun maliyete yetiştirilmesi. İşte uzayda kurulacak öncü bir üssü görüyorsunuz. Çok güzel yeni filmler de var. Orada da benzerlerini görüyorsunuz. Mars. Evet. Ya Mars ve ötesi. Mesela burada bir göktaşı yakalanmış ve göktaşı işleniyor. Göktaşından malzeme temin ediliyor. Buradaki esas amaç bunları dünyaya getirmek değil. Mesela oradaki üsleri, kolonileri kurmak için yerinde malzeme sağlamak. Burada bir küp uydu gördünüz. Küçük bir küp uydu. Ön araştırmalar için. Bir önceki yansıdaysa 3 boyutlu yazıcı var. Malzemeyi alıyorsunuz, anında uzayda işleyip kullanıma hazır hale getiriyorsunuz. Dolayısıyla dediğimiz gibi uzaya erişim çok önemli. Uzayda ilk incelemeleri, keşifleri yapacak, arkadaşlarımla bahsedecek. Göktaşların içeriklerini bilmek çok önemli. Doğru göktaşını yakalamak, kaynakları harcamamak için. Burada uzay araştırmalarını görüyorsunuz. Yine burada bir uydu önündeki donanımla kazı yapıyor. Eskavatör gibi. Aynen, görüyorsunuz. Değişik teknolojiler var. Uzayda kurulmuş donanımlar. Maden silosu. Aynen. Bu maden işletmesi. Öyle bu işletme. Bu bir maden. Bu göktaşı maden işletmesi gördüğünüz gibi. Enerji hatları var. İşte paneller var enerji için. Depolama alanları var. Oradan mesela yine burası. Çok beğeniyorum bu resmi. Yine bir maden işletmesi. Yine panelleri görüyorsunuz. Yine önemli konulardan bir tanesi uzaydan gün enerjisi sağlanıp yere iletilmesi aslında. Yine bir önceki gördüğünüz ne diyelim maden işletmesinin. Onun dışında uzayda böyle yaşam alanları kurma. Şimdi tabii suyu bulacaksınız, suyu işleyeceksiniz. Su çok önemli çünkü sudan hem yaşam alanı elde ediyorsunuz, hem enerji elde ediyorsunuz. İstiyorsanız silah da elde edebiliyorsunuz. Sudan. Mesela sudan hepsini suyu ayrıştırıp hepsini sağlamak mümkün. Bundan sonrasında da göreceğimiz resimler aslında yine bu şekilde. Bu alanda çalışmalar yapan iki tane firma var. Amerika kökenli. Şu an Lüksemburg ilginç bir yaklaşım yapıyor. Bu iki firmayı ülkesine davet etti ve bunlara bütçe verip 25-50 milyon dolar bunlara ortak oldu. Şimdi yönetmelikler var. Yani yine önemli bir konu. Türkiye'nin de bence hızlı bir şekilde bu uzayda maden aramaya yönelik Türk vatandaşlarının bunlarla ilgili yönetmelikleri çıkartması gerekiyor. İşin hukuki boyutu da çok çok önemli. Niçin onlardan önemli bir hukuki boyutu? Çünkü uluslararası anlaşmalar var. Mesela uzaya gittiniz. Şimdi uzayda bir şey çıkaracaksınız. Buna sahiplik hakkınız var mı? Buna sahip veya gidip orada bu işlemi yapabilir misiniz? Niye yapamayayım? Çünkü uzay anlaşmalarla herkesin malı. Herkesin ortak alanı olarak değerlendiriliyor. Dolayısıyla nedir? Herkesin ortak alanından gidip alan bir şeyi hukuki olarak kullanabilir misiniz? Burada şimdi bu tartışılıyor. Denizcilik kuralları öne sürülüyor. Şimdi mesela denizde gidip denizcilik kuralları geçerli deniz herkesin orada. Ama herkesin. Şu an öyle. Şu an bir kural yok ama şu an öyle söyleniyor. Yani gidip balığı tutarsınız. Aynen. Hani, balık senin. Balık senindir. Yani uluslararası sulardaysan tamamen senin. Orası da kimsenin egemenlik alanı olmadığına ama göre. Ama tabii şimdi denize gitmek zor değil ama uzaya gitmek bir sıkıntı. Daha da iyi işte. Gidebilen alsın kardeşim. Aynen, değil mi? Gidebilen. Neyse. Devam edelim. Bu aynı görüntü. Geri dönmediyse birazdan. Yine burada çok önemli bir konu var. Küçük uydular görüyoruz. Bunlar yaklaşık 10 kilonun altında. Bizim de çalışmalarımız var. 5 taneyi bitirdik. 6.'yı çalışıyoruz şu an. Mesela bu yaklaşık 10 kilonun altında bir uydu. İlk göktaşı incelemelerinin bunlarla yapılması sağlanıyor. İlk deneme uyduları uzaya gönderildi. Yani şu an göktaşı incelemiyorlar ama yetenekleri sınanıyor. Sizin yaptıklarınız? Benim değil. Bizim şöyle. Yani Türkiye'de yapılanlar. Bizim Türkiye'de yaptıklarımız benzer boyutta uydular var ama yani uzay madenciliği ile ilgili çalışma henüz yapmıyoruz. Hı. Türkiye'de bu projeler çok iyi desteklenmiyor. Yani buradan da
Mesela küp uydu çalışmasını Türkiye'de bir tek biz yapıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birçok başka kurumun da yapması gerekiyor. Hani girişimler var ama bunun çok sayıda artması gerekiyor. Amerika'ya, Japonya'ya, Avrupa'ya bakarsanız yani onlarca üniversite bu çalışmayı yapıyor. Mesela Amerika'ya yılda yaklaşık 100 kadar küp uyduyu uzaya gönderiyor. Şu an bizim kurum dışında uzaya küp uydu gönderilmiş bir yer yok Türkiye'de. Bu çok yazık. Çok neye yarıyor bu küp uydu gönderilince? Küp uydunun önemi, yani bir diğer sunularımız da var onunla ilgili ama geldiğinde... Geldiğinde o zaman konuşuruz onu. Tamam. Sonra konuşuruz. Yani önemli olan yani birçok işe yarayabiliyor. Çok kısa sürede çok uygun maliyete geliştirilebilmesi. Peki, bu videoyu artık kapatabiliriz herhalde. Evet. Ya da en azından arkada göstersinler, biz konumuza dönelim. Sayın Özel, uzay madenciliği ne demek? Nedir uzay madenciliği? Şimdi biraz önce şeyden de bahsedeceğim. Neden başka ülkelerin de uzaya çıkanlara karşı bir hakkı var? Çünkü Birleşmiş Milletler'in 3 tane yasası var. Ay Anlaşması, Uzay Anlaşması ve Telekomünikasyon Anlaşması. Bunlara göre yani uzay herkesin malı. Oradan bir şey çıkaranlar bunun bir kısmını en azından diğer ülkelerle paylaşmak zorunda. Böyle bir hukuki temelle yaklaşmak en hakkaniyetlisi görünüyor bana da. Dolayısıyla durum bu. Şimdi uzay madenciliği nereden çıktı? Şimdi dünyamızın kaynakları giderek tükeniyor. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Ve dünyada herkes Amerikalılar gibi yaşamak istiyor. Altında araba, evinde sıcak su, işte şurasında bu. Bunun için 35 tane dünya gerekli. Bizim bir tane dünyamız var. Yani yetmediği kesin. O nedenle nerede ne bulursak bakmak zorundayız aslında. Birleşmiş Milletler'in anlaşmaları var ama buna çıkış yolu gerçekten oralardan bir şey elde edenlerin bunun bir kısmını hem az gelişmiş ülkelerin veya dünyanın genel sorunlarının halli için harcamasını bekleyen böyle bir girişim var gerçekten. Aslında bir kısmı da diyor ki uzaydaki hiçbir şeyin sahibi hiçbir ülke olamaz. Çünkü orası insanlığın ortak malı. Yani böyle tartışmalar var. Hı hı. Yalnız bu uzay madenciliğinin çıkış noktası yeryüzündeki kaynakların kısıtlı olduğunun epeydir farkında olmamız. İkincisi gerçekten bunların bazılarının dünyadaki sanayi ve diğer işleyim için gerekli malzemeleri içerdiğinin fark edilmesi. Dolayısıyla öyle ki bazılarını işletmek belki dünyadakilerden daha ucuza mal olacak. Çünkü oralarda yer çekimi kadar büyük çekim yok. Genellikle dünya üzerinde ağır metaller daha derinlerde. Ama onlar küçük cisimler oldukları için yüzeylerinde falan demiri, altını, platini veya suyu veya diğer şeyleri daha kolay elde edilebilir uzaklıklarda ve derinliklerde buluyoruz. O nedenle bunları işleme projesi giderek yer kazanıyor veyahut da alan kazanıyor ve giderek firmalar da buna ilgi göstermeye başladı. Arkadaşımın dediği gibi iki tane büyük firma ki bir tanesinin katılanlarından birisi Google'ın sahibi bilmem kim şimdi ismini hatırlamıyorum. Dolayısıyla bu işi çok ciddiye alan firmalar var. Dolayısıyla kısa zaman sonra biz de gerçekten uzaydan gelen malzemenin dünyayı istila demeyelim de dünyada da kullanılır hale geldiğini göreceğimiz günler bence çok uzak değil. Peki hocam, çok pahalı bir iş değil mi? Yani şimdi demirin tonu ne kadardır? Şimdi hatırlamıyorum mesela. Diyelim ki bakır diyelim. Tonu 4000 dolar diyelim. Bunda bir rakam vereyim. Yani aslında güzel bir yansımız var. Uzaydan, uzayın getirisiyle ilgili yapılmış bir çalışma var. Hı hı. Şöyle diyelim, 500 metre büyüklüğünde bir göktaşının platin ederi 3 trilyon dolar. Su ederi 5 trilyon dolar. O kadar su üstünde. Evet. Tabii çünkü şöyle tamam, bir şey olsun. Suyun nitesi kaç para hocam? Şöyle düşün. Şimdi uzaya diyelim, uzaya bir roketi göndermenin bir roketin maliyeti 50 milyon dolar. Yani birçok şeyi düşünmeniz gerekiyor. Sadece suyu değil. Oradaki suyu temin etmenin veya o kadar suyu uzaya götürmenin maliyetini düşünmeniz gerekiyor. Ha, dünyaya getirmek için, uzayda kullanmak tamam, için. Tamam ama platin şeyine bakarsanız aslında hani su platinden çok daha kıymetli. Uzayda. Değişik neden, evet uzayda. Ama platin değerine bakarsan, yani ben şöyle düşünüyorum aslında. Bunları dünyaya getirmek çok kolay değil günümüzde. Dolayısıyla esas biraz önce de dediğim gibi, şimdi uzayda bir takım
Yani uzaydaki yerleşimler için ve uzayda tabii, yapacak çalışmalar için. Bir de şöyle, diyelim Mars'a gittiniz, Mars'tan geri geleceksiniz. Normalde nedir? Mars'a hem gidiş geliş için yakıtı götürmeniz gerekiyor. Halbuki Mars'ta yerinde dönüş yakıtını sağlarsanız dönüş yakıtını götürmenize gerek yok. Bu da muazzam bir maliyet düşüyor. İnanılmaz, evet. Yani bu bakımdan çok önemli. Ya diğer projeler, dünyaya yakın geçen göktaşlarını yakalamak. Yani dünyaya indirmek ve dünyada kullanmak için dünyaya yakın geçen göktaşlarını takip edip bunları yakalamak. Bunları indirmek. Düşünceler arasında diyelim. Peki, ben tekrar Emre Hocam'a dönmek istiyorum. Bu göktaşlarında bulunan madenler nasıl tespit ediliyor? En çok ne var mesela? Şimdi en çok, yani ilgi alanı en çok olanlar hem su içerenler, bir yanda da demir içerenler. Çünkü demir çok fazla miktarda var ama platin, palladyum ve diğer nadir toprak elementlerini içerenler de var. Bunlar da çok değerli. Aslında NASA'nın ve şimdiye kadar yapılan çalışmaların oluşturduğu bir top 10 listesi var. En değerli asteroidler hangileri? Hem dünyaya yakın hem içeriği bakımından önemli. Yani ilk hedef olarak zaten bunlara gidilmesi planlanıyor. Bunlar kaç kilometre mesafe dünyaya? Şimdi bunlar genellikle dünyaya yakın yerler. Yani belki birkaç milyon kilometre, yani 50 milyon kilometre değil. Buralara gidiş yine de Ay'a gidişten daha kolay. Niye? Çünkü buralara inmek Ay'a inmek gibi değil. Buralarda çok daha küçük hızlarla, yani hızınızı çok daha az şeye düşürerek buralara ulaşabilirsiniz. Ama Ay'ın kendi yer çekimi olduğu için bunlardan çok büyük. Ay'a gitmek özel bir şey gerektiriyor, beceri gerektiriyor. Bunlar ise çok daha kolay. Çünkü graviteleri düşük. Graviteleri düşük. Mesela Mars ötesinde olanlar da Mars ötesinde olan bir sürü var. Bunlara gidiş de yine Mars'a gitmekten daha kolay. Bu meteor kuşağındakiler. Evet, dolayısıyla bunlar böyle hem kolaylıklara sahip hem de böyle potansiyel şeylere sahip. Çekici yönlere sahip. Pardon. Hocam o ne? Bu şu an bilinen en zengin maden yataklarına sahip göktaşı. Değil mi hocam aslında? Bennu öyle yazıyor. Yani daha pahalıları var. Peki. Daha ucuzları da var, söyleyeyim. Yani şu an NASA'nın çalışması var, buna gidiyorlar. Gidecekler ve bunu arayacaklar. Ama şimdi gerçek çapı ne kadar? Bu 500 kilometre civarında. Yani o kadar değil yani. 500 kilometre civarında işte yani. Yani İstanbul'dan Ankara'ya kadar hemen hemen. Onun şekli oraya giden uydular tarafından 3 boyutlu haritalanarak bu şekilde olduğu görülmüş. Hocamız da sağ olsun bunu 3 boyutlu şeyden bastırıp bizlere ve bizim toplantıya gelen çocuklara dağıttı. Gerçekten şey böyle.